Herkese merhaba. Formlarla çalıştığımız bu ikinci derste size formların bir ötesini anlatacağım. Yani Adobe Dreamweaver'la gelen spray nesneleri ile çalışmayı göstereceğim. Peki nedir spray nesnesi? Spray nesnesi doğrulama özelliği, renk gibi farklı özelliği olan görsel efektlerle süslenmiş dinamik bir JavaScript kitaplığıdır. Ne işe yarar? Formlarınızı çok daha afilli hale getirmeye yarar. Çok daha kullanıcı dostu hale getirmeye yarar. Bunun için jQuery kullanabilirsiniz, Ajax kullanabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın, Dreamweaver'ın içinde olan spray nesneleri sizin işi dolaylı hale getirmenizi engelliyor. O sebeple bunları form hazırlarken mutlaka denemenizi öneririm. Pekala. Spray nesnelerine teferruatına girmiyorum. Nasıl bir şey olduğunu siz uygulayarak kendiniz görün. Öncelikli olarak size ne demiştim? Bir form alanı yaparak başlıyorum. Form için bir alan ayırıyorum kendime. Pekala. Formlar kısmından spray doğrulama metin alanıyla başlayacağım. Aynı şekilde ekleden de erişebileceğinizi, spray'dan bu alana erişebileceğinizi unutmuyorsunuz. Spray doğrulama metin alanına basarak başlıyorum. ID. Spray 1 olsun ID ise. Etiketi, yani nasıl bir şey olacağı. Ben yine adınız soyadınızla başlayayım. Hatta adınız soyadınızdan farklı bir şey de yapabilirsiniz. Siz illa buraya bakmanıza gerek yok. Etiketle sar. Form öğesinden önce, bir önceki derste bahsetmiştim. Şunu form olarak kabul edin. Bunun önünde mi olacak, sonrasında mı olacak? Ben öncesinde yapıyorum. Tamam, bastım. Evet, spray nesnemiz eklendi. Spray nesnemiz eklendiğinde şuradaki nesneye basın. Form kimliği karşımızda. Benim hep bir önceki derste anlattığım şeyler. Farkı nerede peki? Farkı burada çıkacak. Dikkatinizi çekiyorum. Buraları geçtim. Karşımıza çıktı. Farkı nerede? Bir önceki derste anlattığım şeyler aslında benim bu metin alanı. Arkadaşlar, asıl fark şurada. Spray'ı spray yapan yere gelmek için siz metin kutunuza, metin alanına bir defa tıkladığınızda sol üst köşede şu mavi bir yazı var. Spray metin bölgesi yazıyor. Ona bir kere tıklayın. Özelliklerin şu alanı nasıl değiştiğini kendiniz görün. Evet. Spray metin bölgesi alanın özelliklerine geldik. İşte burası bayağı farklı bir alan. Tür. Buradan tam sayı, önüne yaş alacaksınız. Yaşını yazan bir kişinin Ahmet yazmasına gerek yok. İsim yazmasına gerek yok. Sadece tam sayı lazım size yaşını yazan bir kişinin. Hatta tam sayı seçerseniz minimum maksimum değerleri de girebilirsin. Hani 0 ile 100 yaş arasında belki. 18 ile 25 yaş arasında tercihli şeyler yapabilirsiniz. Zaman, posta kodu. Burada e-posta adresi. E-posta adresini biliyoruz zaten. E-posta adresinden kastımız sizin e-posta adresinizi yazmanız olacaktır buraya. Peki neyin nesi oluyor bu? Yani neye dayanarak adam gelir adını yazar çeker gider. Bu alandaki tür e-posta adresi veyahut ben buradan IP adresi yaparım birazdan. Yaparsanız spray regular expression yani düzenli ifadeleri kontrol ediyor. Şöyle anlatalım. E-posta adresi yazıyoruz. Siz sitelere üye olurken bunun farkına varmışsınızdır. E-mail alanına dandik bir şey yazsanız, et koymasanız e-mail yazmadınız diyor size. Bu da aynı mantık. Burada da anlamlı ifadeleri kendi içinde kontrol ediyor. Diyor ki bu adam e-mail yazdı mı yazmadı diye. Ahmet et gmail yazsanız kabul etmeyecek. .com tarzı bir şey yazarsanız o zaman kabul edecek. İşte sizin yerinize bu alanları kontrol ediyor. Ben şuradan göstereyim bir de size. Burada geçersiz format yazdığını aldırmayın. Açıklayacağım. Doğrulama kısmını asla pas geçmemem lazım. Yoksa tutup doğrulama kısmını atlarsanız şöyle bir durum olacak. Ne oldu belli değil. Arkadaşlar, spray alanında doğrula kısmı sizin yaptığınız ayar doğrultusunda doğrulamanın yani e-posta adresini doğru yazıp yazmadığınızı ne zaman check edileceğini göstermenizi, belirtmenizi sağlar. Ben buradan
onBulur ve onChange'i seçiyorum. Yani bulanıklaştır ve değiştir seçenekleri. Bulanıklaştır da siz metnin dışına tıkladığınız zaman işleminiz yapılıyor. Change de değiştirme meselesi de metin alanın içerisindeki metni değiştirirken direktman çözüm üretiyor. onBulur'da dışarı tıkladığınızda onChange'de içinde yazarken oluyor. Ben ikisini de seçtim şimdilik. Canlıya basıyorum. Bakın ne oluyor. E-mail adresi yazacağız. Umut. Direktman geçersiz format yazdı. Sebep? E-mail olarak kabul etmedi. Regular expression yani düzenli ifadelerde çuvalladı diyor. Et yazdım. Gene kurtarmadı. CCC yazdım. Gene kurtarmadı. .com yazdım. Bu sefer oldu. Yeşil renkli yandı. İşte Spray'in avantajı burada. Kaldırdım. Spray ile ilgili diğer özellikleri söyleyelim. Deseni geçiyorum. İpucu koyabilirsiniz. İşte e-posta adresinizi yazın. Bastım. Geldim. E-posta adresinizi yazın. Bastığınız anda ortadan kalkıyor. Gittiği anda geri geliyor. Şunu bilmenizi isterim. HTML5 ile bu özellik gelen bir özellik. O sebeple HTML5 kullanırsanız buna ihtiyacınız olmayacaktır. Hemen burada kod kısmında işinizi göreceksinizdir. Bu alanda böyle. Minimum karakterin, maksimum karakterin ne olduğunu biliyorsunuz. Minimum değerleri aktif değil, onu bilin. Gerekli seçeneği mutlaka doldurulacak seçeneği, onu zaten biliyoruz. Kalıbı da yaz seçeneğini geçiyorum şimdilik. İlk seçeneği şu. İlk seçeneği, bu ön izleme durumlarına çok dikkat etmenizi isterim. İlk seçeneği, kişinin karşısına gelecek olan seçenek. Bir şey var mı? Bir şey ekleyecek misiniz? Hayır. Gerekli seçeneğe bir değer gerekiyor. Şuradan tıklarsanız bir değer giriniz yapabilirsiniz. Hatta bir e-posta adresi giriniz. Burayı değiştirebiliyorsunuz. Ondan anlatıyorum. Tekrar bastım. Geçersiz format. Geçersiz format yerine silerseniz yanlış. Hep değiştirilebiliyor bunlar. O yüzden sizin keyfinize kalmış bu. Geçersiz format. Geçerli. Geçerli de zaten yeşil renk yanıyor. Canlıya geliyorum. E-posta adresine giriyorum. Siz adı soyadı yazdığıma bakmayın. Umut. Yanlış e-posta adresi girdiniz. @dd.com. Başka bir yere geçtim. Yeşil renkli yandı. Şurada görmüş olduğunuz script bir script eklendiğini izah ediyor, gösteriyor bize. Düzenle seçeneğinden var variable değişken Spring Field adında burada yeni bir nesne oluşturulmuş. Var işte and Spray Widget Validation Field. Buradan tüm ayarı değiştirebilirsiniz. Hatta e-posta adresinizi yazın. Şunu bile şuradan değiştirebiliyorsunuz. E-posta yaz. Şunu tamam basıp değiştirdiğim anda bakın burada ne çıkıyor. Ayarladım. Alan çıkıyor. Bir tane daha anlatalım buradan. Bunu sayfanın aşağısına almanızda herhangi bir sakınca yok. Ancak sildiğiniz anda problem var. Silmemeye çalışın. Bunun haricinde Spray doğrulama metin bölgesini anlatayım bir tane de. Buradan ID giriyorum. Uzun metin yazalım. Etiket görüşleriniz. Etiketler form öğesinden önce. Bakın ne çıkacak karşıma. Form etiketi eklensin mi? Evet. Görüşleriniz ve dikkatinizi çekiyorum. Bakın ne var. Spray alanına geldim. Otomatik çıktı karşıma. Minimum karakter. En az 10 karakter yazmalı bir kişi bana görüş bildirirken en fazla 1000 karakter yazmalı. Banka sitelerine girenler, bankalara görüş bildirecek olanlar ya da özel şirketlere, internet sayfaları iyi kaliteli olan şirketlere görüş bildirecek olanlar bu alanı görmüşlerdir. Karakter sayımı seçeneği var. Ben kalan karakteri seçiyorum. Bakın ne çıkacak. OnChange, OnBlur'u tekrar seçiyorum. Burada durumlar var. Her bir duruma tıklayıp şuradaki yazıları değiştirebilirsiniz. Neler olacağını görebilirsiniz. İpucu görüşünüzü bildirin. Yeter. Canlıya basıyorum. İlk çıkan anda en az 10 istemiştim. Şimdi geliyor. Şu alandan da genişletilebilir. Yazıyı istediğiniz yere çekersiniz. O size kalmış. Ben bununla uğraşmadım. Başka böyle anlatabileceğimiz buradan Spray doğrulama onay kutusunu sizin kendiniz görmenizi isterim. Doğrulama onayı, radyo grubu. Bir önceki derste formları anlatmıştım. Oradakilerin paralelinde gidebilirsiniz.
Onun haricinde spray doğrulama şifresi de zaten belli. Şuraya şifre yazalım. Etiket. Girimiz. Etiketle sar. Formülüsünden önce. Şifrenizi giriniz. Spray alanına basıyorum. Minimum karakter, maksimum karakter, minimum harf. Bakın burada minimum büyük harf. Yine regular expression karşınıza çıkıyor. Yani düzenli ifadeler sizin şifre oluşturmanızda bile işe yarayabiliyor. Minimum büyük harfi şu iki tane minimum büyük harfi olsun. İki tane minimum küçük harfi olsun. Minimum işte özel karakter, özel karakter. Hepsi size kalmış. Buraları ayarlayarak görebilirsiniz. Canlıya basıyorum. Gerekli alanları doldurmadığınız zaman hep hatalı mesaj çıkıyor. Burada onboard'u değiştirmediğimiz için böyle. Pekala. Dinamik nesnelerle, spray nesneleriyle çalışmak, özellikle formlardan bahsetmiştim, bu şekilde.